Yeniden merhaba. Günün manşetiyle moderatöre devam ediyoruz. Bugün Sabah gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Çok teşekkürler. Yine çözüm sürecine bakacağız. İmralı notları krizi, sızdırma krizi geride kaldı. Kamu görevleri serbest kaldı. Adaya 3. heyetin gidişi bekleniyor. Mektuplar, Öcalan'ın Kandil'e ve Avrupa'ya gönderdiği mektupların cevapları da 3. heyetle birlikte Öcalan'a ulaştırılacak. CHP ile ilgili gelişmeler var. Yarın önemli bir toplantı var, parti meclisi toplantısı. Buna da bakacağız. Çünkü yarın bu toplantıda CHP'nin politikaları, özellikle yeni anayasa konusunda ve bu çözüm süreciyle ilgili parti içindeki derin görüş ayrılıklarının giderilmesi, bir söylem birliği oluşturulması hedefleniyor. Acaba bu sağlanabilecek mi bu toplantıyla, ona bakacağız. Yeni anayasa ile ilgili yeni tartışmalar var. Biraz da yeni papayı konuşacağız. Az önce yayına girmeden önce aramızda konuşuyorduk. Ben birkaç haber paylaşıyordum sizinle. Değişik bir portre mi çiziyor acaba diye. En sonunda bu konuyla da kapatırız programı. O çözüm süreciyle başlayalım. Dedik ki tutanak krizi son buldu, kamu görevlileri serbest kaldı, çözüm süreci ilerliyor, mektuplar da Öcalan'a önümüzdeki günlerde ulaştırılacak. Tam olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bulunduğumuz noktada? Sizce nasıl ilerliyor çözüm süreci? Şimdi Batı'da bu tür sorunların çözümü onlarca yıl almıştır. Yani çözüm kararı verildikten sonra Türkiye'de demek ki bu çözüm gerçekten çok beklenen bir şey. Zaten benim öteden beri inancım da bu yöndeydi. Karar alındıktan ve irade ortaya koyulduktan sonra hızla böyle bir noktaya gelindi. Şimdi bakın, bir şey çok açık söylemek lazım. Bu o kadar önemli bir nokta ki bundan 3 ay 6 ay öncesine kadar bu iradenin şu anda başını çeken kişi olan başbakan dahi tümüyle farklı bir tutum içindeydi. Fakat o da kendisini bu yönde hazırladıktan ve bu yönde bir karar aldıktan sonra çözüm büyük bir hızla ilerlemeye başladı. Şimdi işin ilginç tarafı, aslında zamanında sanki çözümden yanaymış gibi görülen bir takım kesimlerin bundan rahatsızlık duyması. Bunun daha da kolay bir süreç olacağını bundan sonrasının düşünmek zor. Yani yürünecek çok uzun bir yol var. Fakat hükümetteki kararlılık ve belli ki Abdullah Öcalan tarafındaki kararlılık ve aynı zamanda liderlik tutumu bu işin çözümünden yana, özellikle kamu görevlilerinin serbest bırakılması bu yönde çok önemli bir adım. Hocam, bu neydi size göre? Çözüm sürecinde bunu Öcalan tarafından, örgüt tarafından atılmış bir adım olarak mı görüyorsunuz? Jest olarak görenler var, bir test olarak görenler var. Yani Öcalan'ın Kandil üzerindeki etkisi bakımında. Şimdi bir kere bu bakımında Öcalan tarafından çok dikkatle hazırlanmış bir taktik ve akıllıca bir taktik manevra. Çünkü bununla birlikte Öcalan her şeyden önce Kandil üstündeki iradesini ortaya koydu. Bildiğiniz gibi bu işin en önemli noktalarından birisi Türk tarafıyla Kürt tarafı arasındaki uzlaşma değil. Aslında Öcalan'la Kandil arasındaki uzlaşmaydı. Çünkü o basına sızdırılan tutanaklarda bir şey çok net. Öcalan orada açıkça ben Kandil'in savaş yöntemlerine karşıyım, dolayısıyla aramızda da bir uzlaşmazlık var diyor. Şimdi Kandil de kendisine yazdığı mektupta, yine bakın bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Evet. O mektuba Kandil cevap verirken, efendim aracıların bunları getirip götürmesi o kadar doğru değil, biz doğrudan doğruya gidip görüşelim Öcalan'la dedi. Fakat dikkat edin, o hemen üstü örtülen bir yaklaşım oldu. Yani Karayılan ve Kandil bunu belki bir süre sonra yeniden gündeme getirecektir ama bu aşamada hemen onun üstü kapatıldı. Aracılığı BDP'nin yapması ve Kandil'in bu Öcalan'ın bu işi Kandil'e hakim olacak şekilde sürdürmesi sonucuna varıldı. Bu bakımdan kamu görevlilerinin bırakılması, Öcalan'ın bir talimatının Kandil tarafından dinlenmesi ve yerine getirilmesidir. Bu dolayısıyla Öcalan'ın önümüzdeki oluşum içinde, önümüzdeki dönemde gerçekten bu işin ana belirleyicisi olduğunu gösteren bir husustur. O bakımdan da çok peki, önemli. Peki bu mektup tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öcalan'ın
BDP'ye, Kandil'e, Avrupa'ya yazdığı mektuplar, bunların değerlendirilmesi, daha sonra cevaben mektuplar yazılması ve işte bunların Öcalan'a iletilecek olması 3. heyet tarafından. Ne var sizce bu mektuplarda? Mesela Kandil'in de Avrupa'nın da kaygıları ve tereddütleri olduğu ama buna rağmen Öcalan iradesine saygı duyup kabul ettikleri ve cevapların olumlu oldukları belirtiliyor. Nedir sizce bu kaygılar? Nasıl bakıyor hem Avrupa hem Kandil? Çok net. Yani bu iş ne zaman bitecek sorusunun cevabı da bu sorunuzun içinde. Yani PKK ben silah bıraktım ve sınır dışına çıktım dediği andan itibaren bu hadise başka bir düzeye gelecek. Şimdi o mektuplarda da söylenen aşağı yukarı bu ve bence bundan daha önemlisi de şu. Yani tamam PKK silah bıraktım diyecek, başbakan da aynı vurguyu yapıyor ve sınır dışına çıkacak. Peki ondan sonra ne olacak? Yani asıl ilgilendiren beni o. Çünkü ondan sonrası belli ki bir anayasa tartışmasına dönüşecek. Yani anayasada Kürtlerin kendi varlıklarını, varoluşlarını müspet bir biçimde güvence altına aldıklarını hisseden, alındığını hisseden bir lafzın, bir söylemin yer alması gerekiyor. İşte dün bununla ilgili bir tartışma yaşandı. Acaba anayasanın ilk 3 maddesi tamamen devre dışı mı kalıyor dendi. Cemil Çiçek yaptığı açıklamada hayır hayır bu 3 maddeyle ilgili problemimiz yok ama bunun yazılış biçimini değiştirmemiz gerekir dedi. Aslında birazdan ayrı bir başlık açalım diyorduk ama isterseniz bu meseleyle birlikte, çözüm süreciyle birlikte konuşmak belki daha doğru olur, evet. Böyle bağlamak. Evet, böyle bir şey var, iddia var yani AK Parti'nin ilk 3 maddenin değiştirilmesi gibi önerisi. Hayır, muhtemelen ilk 3 madde değiştirilmeyecek ama özellikle Türklük tanımı, Türk vatandaşı tanımı değiştirilecek. İşte biz tabii yolları çok uzun biçimde yürümeyi seven bir toplumuz. Biraz da belki doğal, yani bir şey çiğnenmeden yutulmuyor, pişmeden yenmiyor. Aslında anayasadaki Türklük tanımının, bugünkü Türklük tanımının fazla etnik vurgulu bir tanım olduğu, hatta aşırı etnik vurgulu bir tanım olduğu, bunun daha nötr bir Türk vatandaşlığı tanımına dönüştürülmesi gerektiği, belki benim bildiğim, hadi 20 demesen bile son 10 yıldır çok yazılan, çok tartışılan bir unsur. Şimdi o noktaya geliniyor ve gerek Öcalan'ın işte özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını kabul eden herkes Türk yurttaşıdır veya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır lafıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1924 Anayasası bu işi halletmiştir şeklindeki yaklaşımı bence bir noktada bütünleşiyor. Yani bu iş bir Türklük meselesi değil, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı meselesidir. İşte o noktaya gelinirse zannediyorum. Peki ya MHP ve CHP, yani o noktaya gelinme sürecinde MHP ve CHP'yi nasıl görüyor? Nereye oturtuyorsunuz? Bu soruda ilginç olan nokta MHP değil. MHP kendi iç tutarlılığıyla bunu sürdürüyor. MHP dün de 20 sene önce de buna karşıydı. 20 sene evvel de işte Öcalan asılsın deniyordu. İşte Devlet Bahçeli en son seçimde meydanları Urgan'la gezdi, urgan istiyorsanız buyurun deyip halkın üstüne o urganı attı. Bu da çirkin bir kelime ama işte ne yapalım öyle. Asıl burada CHP. Kritik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelip MHP çizgisinde durması. Benim bu konudaki analizim şöyle. 1990'larda yapılan değerlendirmelerde, ölçümlerde o zamanki Demokratik Sol Parti ile MHP tabanının birbiriyle etkileştiği çok net biçimde görülürdü. Yani özellikle milliyetçilik bakımından, lumpen kitlelerin oyunu almak bakımından DSP ile MHP arasında tam bir geçiş, tam bir etkileşim vardı. O etkileşim şimdi anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi yani özellikle MHP çizgisinde bir tavırla daha liberal, zaten sol olmak çok farklı bir şey de, daha liberal bir parti olmak arasında ki sınır çizgisini henüz kendisi açısından çizebilmiş, çekebilmiş değil. Bakın burada kritik bir şey söyleyeyim. Bir çaresizlik de söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi açısından. Deniz Baykal son olarak kalktı kendi grubunda, kapalı, işte sözde kapalı fakat sonra videosu dışarıya sızdırılan bir konuşma yaptı ve orada
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ulusalcı kitlenin sözcüsü olduğunu açıkça ortaya koydu. Şimdi dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kayseri'ye veya Sivas'a giderken geçen hafta yanında Deniz Baykal'ı götürdü. Yani Baykal'ı arabasına davet etti ve böylece Baykal'ın gücünü kabul etti. Baykal'ın pozisyonunu kabul etmiş oldu. Yani onun söylediklerinden ve onun parti içindeki gücünden bir anlamda çekinerek, onun öfkesinden bir ölçüde çekinerek onu arabasına alıp 5 saat 6 saat yol boyunca onunla konuşarak acaba uzlaşma zeminleri neler olabilir dedi. Bu demektir ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde de pozisyonu bir hayli kendisi açısından tartışmalı olmaya devam edecek. Ama işte bugünkü haberlere baktığımızda yarın toplanacak parti meclisinin gündemine ne şekilde bu toplantının gerçekleştireceğini, bu yenilikçi sol olarak tarif edilen kesimin böyle bir talebi olduğu, söylem birliği sağlansın, ortak bir politika çıksın ortaya gibi bir çağrısının olduğu ve yarınki toplantının bu nedenle yapılacağı belirtiliyor. Yani biz yenilikçi ve sol olarak tarif edilen kesimde de bir hareketlenme görüyoruz parti içinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yani o ancak şöyle olabilir. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde buna benzer şeyler vardır. Yani 1972 yılında Bülent Ecevit'in genel başkan olmasından sonra bir ekip partiden ayrıldı gitti. Ama şöyle, orada partinin yönetimi parti politikasını daha ileriye taşıyacak, onu dönüştürecek bir mahiyetteydi, bir nitelikteydi. Yani Bülent Ecevit önce ortanın solunu savunuyordu. O sırada hala ortanın solu politikaları içindeydi ve öbür kitle kendisine yer bulamayarak bu partinin diğer tarafın eline geçtiğini düşünerek ayrıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eğer yenilikçi sol diyelim tırnak içinde kesimle bir bütünleşme, bir tümleşme içinde olsa o zaman o kesimin hareketi parti içinde diğerlerini daha zorda bırakacak, azınlıkta bırakacak bir pozisyon alabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kendisi yönetim bakımından henüz pozisyonunu netleştirebilmiş değil. Yani Baykal'la olan arayışını veya yakınlaşmasını da ben bu bakımdan değerlendiriyorum. Eğer Kılıçdaroğlu öbür tarafa biraz daha eğilim gösterirse o zaman o yenilikçi kesimin parti içinde hemen hemen hiçbir etkinliği kalmaz. Tersi olsaydı o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü biraz daha açık olabilirdi derdim. Hı. Şimdi bu tabii çok problemli bir şey. Yani aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ulusalcılık çizgisindeki yanlışı da bugün bir gazetede yapılan kamuoyu araştırmasında belli. Evet, evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun liderliğini beğenmeyenlerin oranı neredeyse %70. Yani dolayısıyla o partinin çok farklı bir dönüşümden hocam, geçmesi gerekiyor. Hocam siz tırnak içinde diyerek hani biz bir kanadın, parti içindeki bir kanadın yenilikçi sol olarak anılmasını tırnak içinde değerlendirdiniz. Çok yani siz bunun yerine başka bir ifade mi kullanmayı tercih ediyorsunuz o kesim için bu ifadeler dışında? Şimdi çok bakın, öyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? Tabii. Yani Türkiye 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılmasından sonra gerçekten çok büyük bir illüzyona, bir yanılgıya sürüklendi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendisine o büyük Ecevit kültünden devam ederek geldiği biçimde kendisine işte sosyal demokrat dedi. 92'den bilmem 2010'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrasiyle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yani bu sosyal demokrasi muz gibi herkesin istediği niyete yediği bir şey değil. Yani sosyal demokrasinin evet belki farklı tanımları olabilir ama temel parametreleri itibariyle sosyal demokrasinin ne olduğu bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi ise o dönemde tamamen Kemalist, tamamen ulusalcı çizgide işte 28 Şubat'ın 27 Nisan'ın partisi olarak hareket ediyordu. İşte gizli belgeler ortaya çıktı.
Ben yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurmay'ın başkanı partisidir dedim. Belgeler, Genel Kurmay'ın hazırladığı belgeler Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte nasıl hareket edileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde benim de dostum olan, yakınım olan, yıllarca birlikte bu yönde görüş, düşünce ürettiğimiz, onların gidip politika yaptığı dostlarım var. Fakat onlar çok küçük bir azınlık. Yani sosyal demokrasiyi temsil eden isim var. CHP içinde böyle isimler çok var ama azınlıkta, çok az. Tabanda belki belli bir kitle var. Fakat o kitlenin de büsbütün yok edilmesi için bugün dahi belli bir gayret sarf ediliyor. Hocam şimdi yarın bu parti meclisi toplantısında ne konuşulacak diye baktığımızda az önce söylediğimiz gibi bir dil birliği bir kere isteniyor. Anayasa, yeni anayasa çalışmalarından duyulan rahatsızlık ve iki kesimin bu konuyla ilgili farklı düşünceleri, görüşleri konuşulacak. Bu çözüm süreci tartışılacak. Bu meselelerle ilgili bir ortak politika belirlensin isteniyor. Dil birliği sağlansın isteniyor parti meclisi toplantısında. Şimdi bugün Fikret Bila Milliyet Gazetesi'nde CHP'nin itirazları demiş çözüm süreciyle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun temel itirazı devletin İmralı'da Abdullah Öcalan'la masaya oturmuş olması. CHP lideri devletin terör örgütü ve lideriyle masaya oturmasına itiraz ediyor. Bunun terör örgütüne meşruiyet kazandırdığı gibi devletin meşruiyetinin sorgulanmaya açılması gibi bir etki yarattığını düşünüyor. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer böyle bir itirazı varsa, yani yöntem konusunda böyle bir itirazı varsa CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun, sizce bunun yerine ne öneriyor, ne koyuyor? Bu konuda şimdi, da ortada bir şey var mı bir kere? Hani bizim, bize fikir veren bir şey var mı? Şimdi Fikret Bila'nın bu tespiti benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kürt konusundaki tutumu hakkında söyleyebileceklerimden daha ileri bir noktada. Yani bana bunu okumadan sorsaydınız ve deseydiniz ki nedir, bir şeyler anlatabilirdim ama İmralı'da Öcalan'la devletin görüşmesine bu kadar kapalı, uzak demezdim. Diyemezdim de. Çünkü ben hiç değilse o noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha makul davranabileceğini ve bu sorunun çözümü için bu aşamadan daha ötesinin olmadığını kabul edeceğini düşünürdüm. Şöyle de diyebiliriz. Ne olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu bu meselenin ancak Öcalan'ı muhatap alarak ya da müzakerelerin merkezine oturtarak çözülebileceğini biliyor. O da bunu görüyor olmalı diye düşünürdüm diyorsunuz. Aynen öyle derdim. Benden daha iyi ifade ettiniz. Çünkü yani başka bir şans var mı? Başka bir çözüm var mı? Bakalım yani Fikret Bila soruyor. Peki sizin çözüm öneriniz ne? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç'un, onu birazdan sorayım da Koç'un CHP'nin yöntem önerisi nedir sorusuna verdiği cevap, bu yöntem kesinlikle doğru değil, bunu onaylamıyoruz. Bu meselenin mecliste ele alınması gerekir, partilerin bir araya gelmesi ve ortak bir çözüm üretmeleridir çözüm. Şimdi bakın. Parlamentonun buna katılması ayrı bir meseledir. Nitekim bunu Öcalan da istiyor ve haklı olarak kendi pozisyonunu güçlendirmek ve yıllarca başında bulunduğu örgütü gerçekten meşrulaştırmak bakımından diyor ki çekilme kararı sadece PKK'nın kendi kendine alacağı bir karar olmamalı. Parlamento bunu oylamalı, onamalı, istemeli. Komisyonlardan tabii, bahsediyor. Tabii, komisyonlar çünkü bu böylece yani gerçekten bu meşruiyet meselesi olsun. Ama şimdi bakın, yıllarca insanlar neler yazdı, neler söylediler. Yani dağda şu kadar insan Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti ordusuyla silahlı çatışma sürdürüyor mu? Sürdürüyor. Peki şimdi 30 bin kişi, 35 bin kişi bu dönem zarfında canını kaybetti mi? Etti. Yani bu 30 bin kişiyi ailelere böldüğünüz zaman büyük bir popülasyonu bu kapsıyor mu? Kapsıyor. Peki bütün bunlar olduktan sonra hala bunu yok sayarak, görmezden gelerek, bunu hiç olmamış gibi kabul ederek bu çözüm sürecini gerçekleştirmek, ilerletmek imkanı var mı? Yok. O bakımdan yani ben daha önce de bir yazı yazdım ve dedim ki bir konunun, bir problemin hallinde iki yöntem vardır. Ya önce kabul eder, sonra ayrıntıyı tartışırsınız, ya baştan reddeder, aynı zamanda da ayrıntıları tartışırsınız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi burada çözümün gecikmesini
veya çözümün hiç gerçekleşmemesini önleyecek şekilde bir taktik manevrayla önce parlamentoya bunu getirin de parlamentoya nasıl olsa gelecek bir biçimde ama şöyle ama böyle gelecek. O yüzden bence... Ama ikisi ayrı şeyler. Çok ayrı şeyler. Evet, peki bir de şeffaflık, yani şeffaf değil eleştirisi var bu süreç, şeffaf değil diyor CHP. Hem bunu hem de bizimle bir şey paylaşılmıyor, bize bilgi verilmiyor. Doğru. Eleştirisi var. Doğru. Buna ne diyorsun? Bu eleştiri doğru. Haklı mı? Ya tabii haklı. Hmm. Yani bu noktada bence hükümetin aşama aşama her işin evresinde muhalefete gidip bunu anlatması lazım. Ama Başbakan kürsüden kalktı dedi ki ben defalarca Milliyetçi Hareket Partisi liderinden randevu istedim, bana randevu vermedi. Öbürü de diyor ki efendim ben sana randevuyu bilmem işte verseydim bu senin bir taktik bilmem manevrana hizmet etmek olurdu. Böyle şey olur mu? Dibinde parlaman konuşma kelimesinin olduğu parlamentoda mevcut üçüncü büyük parti, ikinci büyük muhalefet partisi bir ülkenin başbakanına ben sizin taktik bilmem manevralarınıza hizmet etmeyeyim diye randevu vermemezlik edebilir mi? Gider orada oturur, orada da söyleyeceğinizi söylersiniz. Dolayısıyla parlamentonun içindeki muhalefet tutumu bugün bir diyalojiye, bir diyaloğa kapalı. Ama parlamentonun her aşamada, yine de hükümetin her aşamada parlamentoyu ve muhalefet partilerini bence haberdar etmesi önemli bir taleptir. Oradaki tek doğru talep de odur. Dördüncü yargı paketiyle ilgili tartışmalarda muhalefet partilerinin görüşleri şöyle bu paketin içeriğiyle ilgili. Şimdi bu bana biraz enteresan geldi. Siz bilmiyorum ne dersiniz. CHP'li Dilek Akagün Yılmaz diyor ki Abdullah Öcalan artık yakın bir tehlike olmayacağı için onunla ilgili övücü sözler suç olmayacak. Getirilmek istenen bu. Öcalan'ın yeniden yargılanmasına yol açabilecek bir düzenlemeyi kabul etmeyiz diyor. MHP'li Murat Başeskioğlu ise tutuklu milletvekilleri, gazeteciler ve TSK mensupları ile ilgili pozitif gelişme olacaksa tasarıya katkı vermeye hazırız. Şimdi umarım hazırdırlar. Şimdi bakın, yaşam, hayat, siyaset, toplumsal dönüşüm gelişir, hukuku aşar. Bugün Türkiye'de Kürt konusunda karşımızda duran gerçek budur. Yani bugün Kürtlük bir realitedir. Bugün bilmem vatandaşlık meselesinin niteliği, tanımı değişmelidir. Bu bir gerçektir ve bir hayatın getirdiği, dayattığı hukukun üstüne çıkmış olan bir durumdur. Affedersiniz. Aynı şekilde Öcalan meselesi bugün bir realitedir. Dünyada tek örnek Öcalan değildir. Buna benzer büyük toplumsal huzursuzlukların, çatışmaların çözümü getirir, böyle bir noktayı ortaya koyar, dayatır. O zaman da hukuk onun gereğini yapar. Yani elbette bundan sonra Öcalan'a dönük yaklaşım, değerlendirme bundan farklı olacaktı. 30 sene önce o da başka taleplerle ortaya çıkıyordu. Yani Öcalan'ın bugün her şeyi kazandığını düşünmek söz konusu değil ki. Demokratik özellikten söz eden, federatif yapıdan söz eden, toprak bütünlüğünden söz eden, bağımsızlıktan söz eden bir Öcalan da bütün bunların hepsinden vazgeçmiş, ulusal birlik temelinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı temelinde bir çözüm önerisi noktasına gelmiş durumda. Yani benim için de dikkat çekici nokta burada. Bu isimler itiraz gerekçelerini açıklarken CHP'den ve MHP'den bu isimler. Mesela CHP öncelikle Öcalan'a mı yarayacak? Öcalan'a yarayacak bir düzenleme mi var gerekçesiyle öncelikle bunu dile getirerek, bunu öne sürerek o karşı çıkıyor. Tutanaklarda galiba Pervin Buldan Öcalan'a bir soru soruyor ve diyor ki sizin işte eve çıkmanız vesaire bu nasıl olacak? O da diyor ki biz eğer bu çözümü gerçekleştirirsek hepimiz çok özgür olacağız. Dolayısıyla eve çıkmak vesaire önemli değil. Şimdi bu önemli bir tespit. Yani bu ayrıntılara dikkat ederek bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini oluşturması lazım. Yani çok daha büyük bir kitlenin ve size şunu söyleyeyim. Sadece Kürtlerin değil, Türklerin de özgürleşmesini bana göre getirecek olan bir çözüm. Gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Yani AK Parti'nin demokrasi anlayışı
o kadar ileriye gidebilir mi? Ondan da emin değilim. Onu da söyleyeyim. Umarım olur. Büyük bir destek ile onları kabul etmeye hazırız. Ama eğer bu çözüm gerçekleşirse bu sadece Kürtlerin değil, ben aylardır yazıyorum, Türklerin de özgürleşmesini getirecek. Çünkü Kürt meselesi Türkiye'de toplum-devlet ilişkisini, bürokrasi-toplum ilişkisini, Türkiye'nin kendisini hapseden, etrafına örülmüş olan kasnağı kırmasına yol açacak. Türkiye'deki demokrasinin işte o moda ve genel tabirle standardını çok yükseltecek. O bakımdan yani bu mesele sadece Öcalan'a yarayıp yaramaması değil. CHP ile ilgili dünden boya konuşulan bir şey daha var. Özellikle sosyal medyada, basında. Önemli midir değil midir sizin için bilemem ama sormak istedim. CHP'li Birgül Ayman Güler biliyorsunuz adeta deprem etkisi yarattı o malum sözleri meclisteki. Şimdi bir televizyon kanalına söz veriyor. Canlı yayına çıkacak fakat daha sonra bunu iptal ediyor. Genel merkezden, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay gelmediği için son anda programa katılmaktan vazgeçiyor. Bu tabii çıkacağı televizyon kanalı çok eleştirdi, tepki gösterdi bu duruma. Eleştiren de oldu, bunu doğal karşılayan da oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Çünkü Birgül Ayman Güler gerçekten deprem etkisi yarattı ve sözleri CHP için çok kritikti, çok vahimdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili Birgül Ayman Güler'in basında konuşmasını isteyip istememesi sizce doğal görülecek bir şey midir? Siz nasıl bakıyorsunuz mesela? Şimdi bir anekdot anlatayım. Sizinle konuşurken bir yandan da aklımda acaba bahsettiğiniz kişi televizyonda acaba ne söyledi diye düşünüyordum. Çünkü ben o programın olacağına dair işte reklamların, ilanların döndüğünü, televizyonda tanıtımların geçtiğini gördüm. Fakat çıkmadığını, bu programın ertelendiğini şimdi itiraf edeyim ki sizden öğrendim. İşte şu veya bu nedenden dolayı o bilgiye daha önce erişememişim. Gazete haberlerinin başlıklarını görüyoruz, yorumları görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veto yedi, Kemal Kılıçdaroğlu istemedi, Birgül Ayman Güler çıkamadı gibisinden. Şimdi bu ayrıntıyı bilemem ama bir kere Birgül Ayman Güler'in söyledikleri CHP için değil sadece, genel olarak çok vahim şeylerdi. Ama ben yine o dönemde de yazdım, o kendi iç tutarlılığıyla bunları söylüyor. Bütün hadise şu, Birgül Ayman Güler gibi Cumhuriyet mitinglerini düzenlemiş, politik olarak nerede durduğu belli olan bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendisi gibi düşünen diğerleriyle birlikte son seçimlerde alınmasıyla birlikte başlayan bir dönemdir bu. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunun sıkışmışlığını yaşıyor. Bunun kristalize olduğu kişi, tekrar edeyim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Şimdi Kılıçdaroğlu bir takım palyatif tedbirlerle sen orada konuşma veya sen şunu yap bunu yap diyerek bu sorunu aşmaya çalışıyorsa da aslında onun yapması gereken şimdi partinin temel politikasının ne yönde olacağına dair bir karar oluşturmaktır. Yani açıkçası şu, Cumhuriyet Halk Partisi ulusalcıların partisi mi olacaktır yoksa Cumhuriyet Halk Partisi daha özgürlükçü, daha demokrat bir parti mi olacaktır? Karar vermesi gereken Kemal Kılıçdaroğlu'nun budur. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Yeni Papa'yı da konuşmak istiyoruz. Çünkü bugün hala gazetelerde görüyoruz Yeni Papa ile ilgili haberler. Beni seçtiğiniz için Tanrı sizi affetsin. Tabii çok hoş, çok zarif. Böyle bir espri yapmış halkalarda. Hani Osmanlıların mesajlar. Bir lafı vardır. Latife, latif gerek diye. Gerçekten latif bir latife. Farklı bir portre mi çiziyor? Kesin. Yani bir kere Cizvit mezhebine diyelim mensup. Bunlar Hristiyanlık düşüncesi içinde en muhafazakar demeyeyim fakat en hem mahfiyetkar hem de kendi içine kapalı, dünya nimetlerini kesin olarak reddeden, yoksulluğu, yoksul yaşamayı kabul eden birisi. İşte Francis adını aldı. Bu Franciskanlar diye ayrı bir tarikat vardır ve Assisi, İtalya'da bir kasaba Assisi.
orada yaşayan Francesco Assisi'nin tarikatı. O Assisi Kilisesi yeryüzünün en güzel Batı Rönesans tarihinin en güzel freskolarını da taşıyan bir kilisedir. Defalarca ben oralara gittim geldim. Yani bu papanın seçilmesi bir kere iki önemli şeyin göstergesi. Birincisi Obama ile birlikte başlayan dünyanın, batının artık bu ekspansiyonist, genişlemeci, lüks harcamaya dönük tüketimi öncelikle kabul eden anlayışa karşı bir yavaş yavaş baraj oluşturmaya başladığını gösteriyor. Bir kere bu kesindir. Yani Obama bir demokrat olarak geldi. Yaptı, yapamadı ayrı mesele ama temsil ettiği görüş itibariyle daha sol bir dünya görüşünü, daha paylaşımcı, daha bölüşümcü, daha sınırlı bir harcamayı öngören bir dünya görüşü temsil ediyordu. Şimdi yeni papaya baktığımızda da o da aynı şeyi gösteriyor. Evet. Yani bunlar tesadüf değil. Umarım bu dünyanın son 20 senede sürdürdüğü bu çılgınca tüketim, lüks anlayışı böylece biraz daha biraz daha makul bir çizgiye gelmiş olur. Ama tabii bu arada mazisi de didik didik ediliyor. Bir taraftan karanlık noktalar var, soru işaretleri herkesin var. Herkesin hayatında Arjantin'deki savaş dönemi, peki tutumu tabii da eleştiriliyor. Neyse. O en kötü yanı tabii. Evet. Peki. Hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Sabah Gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman'la birlikteydik. Haftayı noktalıyoruz biz. Bizden bu haftalık bu kadar. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü saat 9'da görüşmek üzere. Saat 12'de Pelin Karabay'ı izleyebilirsiniz 12 Ajansı ile. Ardından moderatör Remzi Demirkol'a devam edecek. Hoşçakalın. Üreten.